Kıymetli izleyenlerimiz, öncelikle Müftülük Saati programımıza bir hafta aradan sonra yine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın yine bu haftaki konusuna ve konuğuna geçmeden önce kelamların en güzeliyle programımıza bir girizgah yapmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyacak olan kıymetli hocamız Taşçılar Mescidi İmam Hatibi Mehmet Ergin hocamıza mikrofonu teslim ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kıymetli dostlar, kelamların en güzelini Taşçılar Mescidi İmam Hatibimiz, kıymetli hocamız Mehmet Ergin beyefendiden dinledik. Allah razı olsun bu nezih tilavetinden dolayı, teşekkür ediyoruz hocamıza. Kıymetli dostlar, bugün yine farklı bir konuyla devam edeceğiz. Ahlaktan bahsedeceğiz, ahlaki vecibelerimizden bahsedeceğiz. Konuğum Manisa İl Müftü Yardımcımız Hasan Çakıroğlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Kıymetli hocamla kıymetli dostlar, bugün ahlak nedir? Kaça ayrılır? Güzel ahlak, kötü ahlaktan bahsedeceğiz. Öncelikle hocam, ahlak nedir? Buradan bir girizgah yapalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Ahlak gerçekten çok önemli bir konu. Hele hele böyle toplumun ahlaki değerlerini yitirdi demeyelim. Yitirmek üzere olduğu ve artık iyi ile kötünün birbirine karıştığı bu zamanda böyle bir konuyu ele almak, değerlendirmek hakikaten yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi ahlak Arapça bir kelime olan el huluk kelimesi vardır. Onun çoğuludur. Efendim ahlak, el ahlaku huluk kelimesinden türemiştir. Bunun da manası huy, seciye, karakter, tabiat gibi anlamlara gelir. Yani şimdi derler ya, falanca adamın çok iyi bir huyu var. Veya tersi, huysuz bir adam veya huysuz bir koca veya huysuz bir hanım ya da huysuz bir iş adamı, huysuz bir işte şu gibi, hep böyle. Ya da iyi huylu, güzel huylu. Bu mahlukata da diye mahlukata da ifade edilen bir kelimedir. Ama özellikle de insan içindir. Veya karakter. İşte bir insan için şey yapılırken, değerlendirme yapılırken denir ki çok iyi karakterli bir insan. Veya ya o karaktersiz bir insan. Bakın şimdi bu ahlak kelimesinin şeyine anlamlarını ifade etmektedir. Yani iyi huylu, yani ya huy, seciye, karakter, tabiat. Ha tabiat nedir? Yani onun tabiatı öyle zaten. Ya mizaç. Kişinin ahlakını oluşturan. Yani evet, kişinin ahlakını oluşturan şeyler bunlar, sebepler. Evet, mizaç mesela. Ya onun mizacı öyle derler. Mizacı iyi. Mizacı kötü gibi anlama gelmektedir. Şimdi ben şunu da ifade etmek istiyorum. Ahlaktan önce şu iki kelime üzerinde durmanın yerinde olacağını düşünüyorum. Tabii ki hocam, buyurun. İnsan oğlu iki şeyden oluşur biliyorsunuz. Nedir o? Birisi beden, birisi ruh. Evet, beden ve ruh. Birbirinin nesidir bunlar? Tamamlayıcısıdır. Şimdi ruhun olmadığı bedende canlılık fonksiyonu olur mu? Olmaz. Şimdi ruh insandan çıktığını düşünelim. Ceset yığılır yere. Ne kadar efendim boylu, postlu, güçlü de olsa insan, artık küçücük bir çocuk onu evirir çevirir. Gücü yetmez artık. Göremez, işitemez, işitse de gücü yetmez. Elini kaldıramaz. Ha şimdi burada ne var? Ruh ile beden arasında bir bağ var.
Şimdi huy ile böyle ahlak arasında da bir bağ var. Şimdi huy da ikiye ayrılıyor huy. İyi huy, kötü huy. Aslında ahlak olarak baktığınız zaman ahlakın iki çeşit olduğunu görüyorsunuz. Yani birisi müspet anlamda güzel ahlak. Yani bizim zaten benimsediğimiz, üzerinde durduğumuz, tavsiye ettiğimiz, toplumda sevilen, toplumda efendim benimsenen nedir? Güzel ahlak olan el ahlakul hasene. El ahlakus efendim ahlaku seyyi'e var bir de. Bir de el ahlakul habide. Şimdi ahlakul hasen efendim ahlakus seyyi'e, birisi güzel ahlak, birisi çirkin ahlak. Ahlak-ı hamide aslında biraz daha bu gelişmiş, mükemmelleşmiş anlamında, yani övülen ahlak. Övgüye mazhar olmuş bir ahlak. Şimdi derler, hani yine toplumumuzda konuşulur. Ya işte Ömer Faruk Hoca'nın çok güzel bir ahlakı var. Çok edepli bir insan. Saygılı bir insan. Mesela örnek olsun diye söylüyorum bunları. Bunlar var toplumda, güzel insanlar için böyle bunlar söylenir. Bu övgü sebebidir, övgü. Ahlak-ı hamide. Yani derler efendim, bu adam güvenilir derler. Bakın, bu adam güvenilir. Bu adamdan zarar gelmez. Bu adam efendim yalan söylemez. Bu adam dedikodu yapmaz. Efendim bu adam kalp kırmaz. Bunlar ahlak-ı hamide için ifade edilen şeylerdir. Bir de ahlak-ı zemime dediğimiz kötü ahlak. Onunla ilgili konuşulur. Derler ki bu adamın karakteri, ahlakı beş para etmez. Onun da kötü ahlakını ifade etmek içindir o. Kötülüğünü ifade etmek içindir. Dolayısıyla efendim ahlak, iyi ahlak ve kötü ahlak, iyi huy, kötü huy gibi ifade edilmiştir. Güzel ahlaka bazı örnekler ya da efendim kötü ahlaka, ahlak-ı zemimeye bazı örnekler verebiliriz. Bunu sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi'nin hadislerinde bunlar ifade edilmiştir. Evet hocam. Evet. Kıymetli hocam, iyi ahlak, kötü ahlaktan bahsettik. Evet. Güzel ahlakla alakalı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. Evet. Cenab-ı Mevlamız'ın. Evet. Onlardan biraz bahseder misiniz? Şimdi bak aslında ahlak-ı zemime dediğimiz kötü ahlak ve ahlak hasene, güzel ahlakla ilgili Peygamber Efendimiz'in pek çok hadis-i şerifi var. Mesela ahlak-ı hasene ile ilgili hadis-i şeriflerine geçmezden önce Efendimiz kendisinden bahsediyor. Diyor ki, اِنَّمَا اَنَا بُعِثْتُ لِيُتَمَّ مِكَرْمَ الْاَحْلَاقِ. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hakkında da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor biliyorsunuz. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ. Muhakkak ki sen en güzel, en mükemmel, en büyük ahlak üzeresin diye övgüye mazhar olmuş bir insan Peygamber Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bütün davranışları bunu yansıtmaktadır. Asla Efendimizin hayatında kötü ahlakla ilgili bir davranış örneğini göremezsiniz. Böyle yüce bir peygamber buyuruyor ki, inne hiyarakum mehasirikum ahlakan. Sizin diyor ahlak bakımından en hayırlı olan en hayırlınız ahlak bakımından en hayırlı olandır. Yani en hayırlınız ahlak bakımından en güzel olandır buyuruyor. Ve bir hadisinde de diyor, buyuruyor ki kendisi için, eddebeni rabbi fe ehsen tedibi. Benim diyor ahlakımı
edebimi Rabbim yaptı. Yani Rabbim beni terbiye etti. Rabbim beni yetiştirdi ve edebimi de güzelleştirdi buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Efendimiz komşuluk ilişkisiyle ilgili, efendim ana babaya hürmetle ilgili, bak güzel, bunlar hepsi güzel ahlak. Evet. Efendim yetim yetimaya yardımla ilgili, yoksulların elinden tutmakla ilgili, komşularla iyi geçinmekle ilgili, sadaka vermekle ilgili, mahlukata merhamet etmekle ilgili çok hadisi var. Çok. Mesela mellem yerham sayırına ve yuvakir kebirına leyse minne. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Bakın bu nedir? Bir güzel ahlaktır değil mi? Aslında hepsi yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, işte evet, validemize soruyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz'in ahlakı nasıldı? Siz hiç Kur'an okuyor evet, musunuz? Diye karşılık veriyor. Kenel Kur'an buyuruyor. Evet. Onun ahlakı Kur'an evet, idi. Kur'an idi. Yaşantısı Kur'an idi. Evet, evet, evet. Kur'an evet, demek ki Kur'an-ı Kerim'de evet, güzel ahlakla alakalı hı-hı, her şey var. Evet. Kötü insanla alakalı da her şey var tabii ki. Ama iyi kötüyü zaten evet, Kur'an-ı Kerim'de evet, Efendimiz'e hadis-i şeriflerinde ayırmış. Hocam şimdi devam edecek olursak evet, güzel ahlakla alakalı komşuluk ilişkileri en evet, basiti. Evet. Şimdi bakın burada aslında bu kötü ahlakla ilgili bir misal var ama biz iyi yönüne bakmak istiyoruz. Şimdi bir hadisinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu. Vallahi la yu'minu buyuruyor. Yani hakiki iman etmiş olmaz diyor. Gerçek manada iman etmiş olmaz. Bunu üç kez tekrar ediyor sevgili Peygamberimiz. Ve kimin diye sorulduğunda, yani kim bu? Hakiki manada iman etmiş olmayan kimdir diye sorulduğunda vellezî lâ ye'menü câruhu bevâigahû, yani komşusu şerrinden emin olunmayan kimsedir. Bakın, bak şu ahlak ne kadar önemli. Çok güzel. Ne kadar önemli. Komşusu şerrinden emin olunmayan kimsedir. Bu diyor gerçek manada iman etmiş olmaz. Gerçek manada iman etmiş olsaydı komşusunun böyle bir endişesi olmazdı. Neden? Çünkü Müslüman güvenilir insandır. Mümin değil mi? Aslı zaten nedir? Efendim, emin olunan kimse. Elinden ve dilinden yani, değil emin mi, olunan kişidir. Yani elinden, dilinden emin olunan kimsedir. Şimdi aslında bir diğer hadisinde men selimel müslümine min lisani ve yedihi. Yani Müslüman kişi diğer insanların, başka insanların elinden ve dilinden salim olduğu, huzur bulduğu, korkmadığı, endişe etmediği kimsedir. Şimdi bakıyorsunuz komşunun evinden gürültü geliyor. Yan komşu hastası var, üzülüyor. Veya efendim alt komşu üst komşunun gürültüsünden veya teybinin sesinden veya televizyonun sesinden veya bir başka gürültüden veya kavgasından rahatsızlık duyuyor. Halbuki Müslüman başkasını rahatsız etmeyen insandır. Bak ahlak. Bu güzel bir ahlak. Yani o aynı şeyi ona yapsalar o da rahatsızlık duyacak. Aynı gürültü onun da bir hastası olduğunda ya da küçük bir bebeği uyurken başkası gürültü yaptığında uyanma endişesi taşıdığında o da rahatsız olacaktır başkasının rahatsız gürültüsünden. Bu defa düşünmek lazım. Ya ben nasıl şey yapıyorsam, rahatsızlık duyuyorsam komşum da benden, benim bu halimden rahatsızlık duyar deyip o tavrından vazgeçmeli. Ha bu kötü ahlak, bakınız şimdi. Yani şimdi bu kötü ahlak. Komşusu şerrinden emin değilse bu ahlak-ı zemime. Yani zemime zemmedilen, kötülenen, hoş karşılanmayan ahlak. Ama komşu eminse, güveniyorsa benim komşum iyidir. Benim komşumdan zarar gelmez. Ben efendim rahatlıkla evimi kilitlemesem dahi benim komşum benim evimi kendisi evi gibi korur. Himaye eder.
düşüncesi hakimse bu güzel ahlaklı bir insan. Yani bir örnek olsun diye ben bunu ifade ediyorum. Hocam. Bir de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifi var. Yani insanın en çok cennete götüren ve cehenneme götüren sebep nedir? Bakın, güzel ahlak ne yapıyor, kötü ahlak ne yapıyor? Bir kıyaslama yapıyor burada Efendimiz. Hocam, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerine geçmeden önce bir bilgisiyle inşallah programımızı renklendirelim. Anadolu'nun bağrından kopan Allah dostu, hak aşığı, peygamber sevgisiyle yoğrulan, peygamber ahlakıyla yoğrulan güzel insan Yunus Emre Hazretleri'nin güzel bir ilahisi var inşallah. Onu izleyenlerimizle paylaşalım. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Birden gelir şadan olur, birden gelir giryan olur. Birden sanar sın kış gibi, çol zemheri olmuş gibi. Birden beşaretten doğar, hoş bayle bostan olur. Birden gelir şadan olur, birden gelir giryan olur. Birden sanar sın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Birden beşaretten doğar, hoş bayle bostan olur. Birden gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Birden gelir İsa gibi, ölmüşleri diri kılar. Birden giren kibre yine, Firavun ile Haman olur. Birden döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Birden gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Birden gelir kibre bine, Firavun ile Haman olur. Birden döner Cebrail'e, rahmet saçar her mahfile. Birden gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Miskin Yunus hayran olur diyor. Ağzına sağlık. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, konumuz güzel ahlaktı. Ahlaki vecibelerimizdi. Ahlaki vecibelerimizden güzel ahlakla alakalı Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden bahsediyorduk. Hem hadis-i şerifler hem Kur'an-ı Kerim ayetleriyle inşallah devam edelim hocam. Buyurun. Efendim şimdi biraz bazı hadislerinde sevgili Peygamberimiz kıyaslama da yapıyor. Yani belki direkt olarak kıyaslamıyor ama önce iyi ahlaktan, iyi şeylerden söz ediyor. Arkasından da bunun zıttını da ifade ediyor. Bunu yapmazsa kişinin akıbetinin ne olacağı, bunu yaparsa kazancının ne olacağı,
şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman bazı hadislerine uyarılarda bulunmuş. Mesela örneğin Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Deniyor ki yani bir kişiyi cennete götürecek olan en çok diyor yani en çok cennete götürecek sebeplerden birisi söyler misiniz? Yani böyle çok sebepler var ama en çok kişiyi cennete götürecek sebep en çok. Cevap veriyor Peygamber Efendimiz. Takvallahi diyor. Bir, ahlak Allah korkusu, Allah'tan sakınmak, efendim Allah'ı yüce Rabbimizi efendim noksan sıfatlardan tenzih etmek. Takva, yakınlık, kurbiyet. Birisi bu. İkincisi ne? Husnul huluk diyor. Bu iki şey. Yani takva ve güzel ahlak diyor insanı en çok cennete götürecek sebeplerden birisidir. Demek ki bir kişi eğer cenneti arzuluyorsa ki arzulamayan bir Müslüman olamaz. Yani bir Müslüman la ilahe illallah diyen, Muhammed Resulullah diyen ve kelime-i şehadeti söyleyen, kelime-i tevhidi söyleyen bir Müslüman ki arzusu nedir zaten? Allah'ın o Müslüman için hazırlamış olduğu cennete gitmektir. Allah'ı razı ederek gitmek tabii. Esas hedef nedir? Allah'ı razı etmektir. Ve Allah razı olursa da o kulunu sever ve o kulunun da arzu ettiği, sevdiği yere onu götürür. Toplumumuzda şu var bir de hocam. Evet. Kulları razı etmekten dolayı sanki Cenab-ı Mevlamızın rızasını artık gözetmiyoruz. Bu da kötü bir ahlak diyebilir miyiz buna? Yani Allah rızasının olmadığı şey kötüdür tabii yani. İyi diyemezsiniz. Yani kulları rızası sanki kullar üzerinde tahakküm ediyor. Evet. Yani kulların rızasını öne aldığınız takdirde Allah korusun Allah rızasını kaybedersiniz. Evet. Ama Allah'ın rızasını öne aldığınız takdirde kulların da zaten rızası arkadan gelecektir. Onlar da seveceklerdir. Şimdi bakın kötü ahlaklı insanı sever mi toplum? Yani tabii. Yalan söyleyen bir yalancıyı sever mi toplum? Teveccüh göstermez tabii. Yani onun bunun malını çalan bir hırsızı sever mi bir toplum? Evet. Onun bunun namusuna göz diken, efendim, zina yapan bir adamı sever mi bu toplum? Tabii. Günümüzde maalesef şimdi onlardan bahsedeceğiz. Çok üzücü vakaların olduğunu hepimiz görüyoruz. Her akşam yani açmasaydı şu haberleri dediğimiz zamanlar çok oluyor. Evet. Efendim küçük çocukların tecavüze uğradığı bir zamanda yaşıyorsunuz. Veya masum kızların rahat sokağa çıkamadığı ve tecavüze uğradığı bir zamanda yaşıyorsunuz. Veya hayata kastedildiği, öldürüldüğü, cinayet işlendiği bir zamanı yaşıyorsunuz. Bunlar hep kötü ahlak tabii. Bunlar ahlaksızlık. Böyle bir hayatı olan bir insanla bunun tersi olan edepli, ahlaklı, terbiyeli, efendim kimseye zarar dokunmayan, ehli namus dediğimiz insanlar da güzel ahlaklı. Elbette bunların bunlardan Allah razı olur. İnşallah. Toplum da razı olur bunlardan. Diğerlerinden Allah da razı olmaz, toplum da razı olmaz. Ama bizim bu yaptığımız, buyurduğunuz, işaret ettiğiniz konu çok önemli. Yani öncelikle insanların rızası değil, önde o yok. Önde Allah'ın rızası var. Allah razı oldu mu her şey razı. Allah razı olmazsa hiçbir şey razı olmaz. Allah baki, gayrısı heves diyebiliriz o zaman. Yani gayrısı heves, gelip geçici. Yani öyle gelip geçici ama şimdi tam... Dünyalık menfaatler tabii ki dünyada kalıyor. Muhakkak, evet. Evet, o dediğiniz doğru. Şimdi ben Efendimiz'in hadislerine devam etmek istiyorum. Buyurun hocam. Bu birincisi neydi? Cennete teşvik, iyiliğe teşvik. Yani en çok diyor sizi cennete götüren neydi? Takva, Allah korkusu ve ikincisi de neydi? Güzel ahlak. Husnul huluk. Güzel ahlak. Peki Peygamber Efendimiz devam ediyor. Soruluyor yine. Ve su ile an ekseri mâ yudhirun nâran nâs diyor. İnsanların en çok cehenneme gitmesine sebep olan şey nedir? Yani insanları en çok cehenneme götürecek olan sebep nedir? Onun da cevabını veriyor Peygamber Efendimiz. Fekale. El fem vel ferç. Yani şimdi
dil, yani insanın dilinden bulduğunu hiçbir şeyden bulmaz. Yani bütün başına gelen musibetler insanoğlunun daha çok dilindendir. Evet. Yani söylediği bir söz o kadar dalgalanır büyür ki bunu o mu dedi? Biz onu sorarız. Noktasına kadar gider. Söz var kestire başı diyor. Evet, söz var kestire savaşı, söz var kestire başı. Kestire başı diyor. Söz var ağulu aşı, balle yav ede bir söz. Yani bakın önemli. Yunus Emre ne kadar güzel söylemiş, güzel ifade demiş, etmiş. Allah. Şimdi ikincisi de ferş, burada ferş nedir? Avret mahallidir. Yani insanın fuhuşa yönelten şeylerdir, sebeplerdir. Ha, demek ki İnsan bu iki şeye sahip çıkmazsa cehenneme götürür. Sahip çıkarsa o takdirde ahlakı güzelleşir ve cennete götürür. O dünyasını da kazanır, ahiretini de kazanır. Muhakkak, evet. Yani en çok bu iki şey cehenneme götürür, takva ve güzel ahlak da cennete götürür. O ikisi de hocam, evet. Dünyasını da mahveder, zaten ukbasını da mahvetmiş olur. Tabii ki, evet, evet, evet. Yani ikisi de ona şey yapar. Şimdi, iyi ile kötüyü tarif ederken, yani nasıl anlayacağız bu iyi kötüyü? Yani iyi ahlak kötü ahlak diyorsunuz ama nasıl anlayacağız? Şimdi Peygamber Efendimiz de ölçü veriyor zaman zaman. Zaman zaman ölçü veriyor. Mesela birisinde buyuruyor ki el birru bir iyilik demektir. İyilik, iyi şey, güzel şey demektir. El birru husnul huluk. Yani iyilik güzel ahlaktır diyor. İyi, güzel ahlak. Peki kötülük nedir? Vel ismu. O da مَا حَاكَ fi sadrike, yani senin göğsünü rahatsız eden şeydir. Ne demek bu? Senin kalbini rahatsız eden. İnsan şimdi uykusu tutmaz, efendim canı sıkılır, bunalıma girer filan, böyle huzursuzdur. Sen bir şey sorarsın, o kafası başka yerdedir, o derdi var onun çünkü. Neden? Yani kalbinde bir huzursuzluk var. Neden? Çünkü o yaptığı bir yanlış şey var, onu da unutamıyor. Unutamıyor. Hani zaman zaman dün akşam mıydı haberlerde seyrettim. Bilmem siz de seyrettiniz mi? 10-11 sene önce öldürmüş olduğu bir kişinin faili itiraf etti. İtirafta bulundu. Dedi ki ben öldürdüm onu. Şimdi bakın 11 sene bu adam rahatsız olmuş. Onun azıcık da olsa bir vicdan varmış demek ki rahatsız etmiş. Kalbini rahatsız etmiş, göğsünü rahatsız etmiş. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Yani bu kötülük diyor, göğsünü, kalbini rahatsız eden şeydir. Böyle tırmalayan şeydir. Efendim, ve başka? Ve kerih de en yettaliye aleyhinnâs. Yani başka insanların muttali olmasını istemediğin şey. Yani ne demek bu? Başka insanlar duymasın. Bilmesin. Mesela bu işte bu örnek olduğu gibi. 11 sene korumuş, duyurmamış. Ama 11 sene sonra bütün dünyaya duyurmuş oldu. İlan etmiş oldu. Şimdi bu ne oluyor? Kötülük. Kötü ahlak bu. Demek ki insanların duymasını istemediği her şey kötüdür. İyi şey niye gizlensin ki? Güzel şeyi paylaşırsın. Herkes o güzellikten istifade etsin. Ama kötü şeyi paylaşırsanız bir, kendinizi ifşa etmiş olursunuz. İki, günahlarınız efendim başkası şahitlendirilmiş olur. Efendim üç, başka insanlar senden rahatsız olmuş olur. Allah razı olsun hocam. Evet. Son sorumuza geçmeden önce bir ilahimiz daha var hocam. Onunla inşallah son sorumuza geçelim ve programımızı tamamlayalım. İlahiler güzel, hoş. Allah razı olsun. Ama bu konuyu da tabii, biraz daha... Konuyu bitireceğiz inşallah. İnşallah, evet. Sultanım illallah, Subhanım illallah, Sultanım illallah, Subhanım illallah, ne versen razıyız, bize elhamdülillah, ne versen razıyız, bize elhamdülillah. La ilahe illallah, ay Allah illallah, la ilahe illallah.
sen razıyız, bize elhamdülillah. Eminim illallah, emanım illallah. Eminim illallah, emanım illallah. Sinemde hem dinim, imanım illallah. Sinemde hem dinim, imanım illallah. La ilahe illallah, ay Allah illallah. La ilahe illallah, ay Allah illallah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Celal Mevlamızdan istenilen her şey tabii ki Allah razı olsun. Yerini bulur. Allah razı olsun. Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Evet. Ahlak konusunu bitireceğiz bugün. İnşallah. Evet. Peki. Ahlaki vecibelerimizden bahsediyorduk hocam. Evet. Onlardan şimdi, inşallah bahsedelim, devam edelim. Şimdi hani bitireceğiz dedim de aslında ahlak konusu bitmez. Bitmez tabii. Şimdi az önce sizin de ifade ettiğiniz bir nokta vardı. Peygamberimizin ahlakı Hazreti Ayşe validemize sorulduğu zaman ne diyordu? Onun ahlakı kenel Kur'an. Ahlakuhu kenel Kur'an. Yani Kur'an. Kur'an anlatmak biter mi Kur'an? Bitmez tabii. Bitmez. 14 asırdan beri Kur'an-ı Kerim anlatılmış ama hala daha yeni, daha insanı anlamaya başlıyor. Anlayamadıkları çok şey var daha. Mesajlarını idrakta insanoğlu zorlanıyor. Ya tabii. O yüzden Kur'an ahlakı olduğuna göre, ahlak Kur'an'la alakadar olduğuna göre bitirmek mümkün değil. Ama biz kendi çapımızda hazırladığımız çalışmalarımızı arz etmeye çalışalım inşallah. Buyurun hocam. Şimdi, ahlaki vecibelerimizden bahsedelim. Evet. Kur'an'a göre. Ahlaki vecibe denildiği zaman çok da bazı örnekler verelim. Bunu aslında İsra suresinin 22 ve 36. ayet-i kerimelerinde bu aradaki ayet-i kerimelerde özetliyor Yüce Rabbimiz. Tabii sırf bunlar değil, pek çok konular var ama şimdi bunların üzerinde biraz durmaya çalışalım. Mesela burada öncelikle Yüce Allah'ımız şeyden bahsediyor. La tec'al ma'allahi ilahen ahar. Yani Allah başka bir ilah efendim kılmayın. Ortak kılmayın. Şimdi zaten biz kılmıyoruz. Yani Allah'tan başka bir ilah tapıyor muyuz? Tapmıyoruz elhamdülillah. Ama Rabbimiz diyor ki benden başkasına kullukta bulunmayın. Efendim benden başkasına ibadette bulunmayın. Benden başkasından yardım istemeyin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Fatiha suresinde olduğu gibi. Ancak sana ibadet ederim, ancak senden yardım isterim de olduğu gibi yardımı benden isteyin ve ibadeti bana yapın. Yani bir şekilde başkalarına şirk koşmayın, başkalarına vasıta yapmayın gibi, ortak koşmayın gibi yardım dilemeyin. Mesela şimdi ben daha önce de burada bu konuya işaret etmeye çalışmıştım. İnsanlardan bazen medet bekliyor insanlar. Yardım bekliyor. Hani siz az önce dediniz ya Allah rızasının önüne geçiyor bazı şeyler dediniz. Şimdi mesela insanlar gidiyorlar imtihana girecek çocuk değil mi? İmtihandan önce gidiyor bir türbeye oraya bir mum yakıyor, dikiyor. İşte ben yarın imtihana gireceğim bana yardım et diyor oradaki zata. Ama şimdi bu şirk işte. Bu bir şirktir. Burada Cenab-ı Rabbül Alemin'in işaret ettiği buna benzer konulardır. Ne diyor? La tec'al ma'allahi ilahen ahar. Allah'tan başkasından yani başkasına ilah edinmeyin derken başkasından medet beklemeyin. Ama şu olur mu? Allah'ım
malum ki buradaki metun bulunan insan senin sevgili bir kulundur. Biz bu niyetle buraya geldik. Bu sevgili kulunun hürmetine bana yardım eyle. Denir mi? Denir. Çünkü kimden bekliyoruz yardımı? Allah'tan bekliyoruz. Ama biz onun dışında kalkar da efendim işte bak senin huzuruna geldim. Ta uzak yollardan geldim. Ha yorgun düştüm ben. Bana yardım et. Ya da benim oğlum imtihana girecek, kızım imtihana girecek. Yardım et ha. Dediği zaman bu şirk olur. O yüzden birincisi bu. İkincisi ve kadâ rabbuke ellâ teâbudû illâ iyyâh ve bil valideyni ihsâna ve bil valideyni ihsâna. Şimdi iki noktayı işaret ediyor Allah-u Teala burada. Yani Rabbin gıda hükmetti. Yani emretti. Kesin bir kanun koydu buraya. Ancak kendisine ibadet etmenizi, ancak kendisine kullukta bulunmanızı emretti, hükmetti. Sonra da ve bil valideyni ihsâna. Ana babaya. Ana babanıza da iyilik yapmayı, ihsanda bulunmayı emretti buyuruyor. Bakın şimdi burada iki önemli şey ortaya çıktı. Bu ahlaki vecibe. Birinci saydığımız ahlaki vecibe, bu ikincisi de ahlaki vecibe. Ancak Allah, ancak bana kullukta bulunan, bana ibadet edin vecibe, görevimiz. Ve anne babanıza iyilikte bulunun vecibe. Ve şefkat kanatlar devamında buyuruyor ki Allah-u Teala onlara üf demeyin, azarlamayın. Bu bir vecibe, görev bu. Şefkat kanatlarınızı onların üzerine gerin diyor. Yani onları korumaya alın. Yaşlandılar. Yaşlı insanlar himayeye muhtaçtır. Ellerinden tutulmaya muhtaçtır. Yardım edilmeye muhtaçtır. Hastaneye götürülmeye muhtaçtır. Ne bileyim belki bazen de olur ki el ayağı tutmaz. Yedirilmeye, içilmeye de muhtaçtır. O zaman şefkat kanatlarınla diyor, ona diyor şey yap, destek ol. Sen küçükken nasıl onlar ağzına senin mamayı verdi, sütünü verdi, ihtiyacını gördü. Sen de onların ihtiyacı zamanında onlara şefkat kanatlarına himaye et. Evet, bu bir vecibe. Bu bir vecibe. Daha sonra وَاَتِ ذَلْ قُرْبَى حَقَّهُ. Şimdi ben bazılarını atlıyorum. Çünkü biraz sonra şimdi zaman doldu dersiniz diye düşünüyorum. Hocam, vaktimiz var. وَاَتِ ذَلْ قُرْبَى. Bakın, diyor ki yakınlara hakkını verin. وَاَتِ ذَلْ قُرْبَى حَقَّهُ. Hakkını verin. Yani bu nedir? Akraba hakkı. Akraba hakkı. Bunun içerisine şimdi sırayı dahi koyabilir miyiz? Bu ayet-i kerimenin altına, bu ana başlık. Bunun altına sıla-i rahim koyabilir miyiz? Olur. Yani şimdi sıla-i rahimi terk etmemek gerekiyor. Akrabaları görüp gözetmek gerekiyor. Fakir fukara olanların elini atmak gerekiyor. Anne, babası sağsa zaten bir kere başta onlara karşı görevimiz bu. Saydık, bu vecibeydi. Yoksa teyze anne yarısıdır. Yani amca baba yarısıdır derler. Dolayısıyla bunlara karşı da görevlerimiz var. Akrabaya karşı görevlerimiz var. Onların diyor hakkını ver. Maddi anlamda hakkını ver. Manevi anlamda onların hakkını ver. Daha efendim ve la tebtulu evladekum haşete imlak. Açlık korkusu ile evlatlarınızı, çocuklarınızı öldürmeyin. Şimdi daha çok buradaki hitap o günkü Araplarda, cahili Araplarında bunlar var idi. Efendim ama Kur'an-ı Kerim o gün sadece efendim o cahili Araplarına indirilmiş değildir. Cihan bütün cihana indirilmiştir. Her devirde ki insanlara hitap eder. Öyle mi? Evet. Her devirdeki insanlara Kur'an-ı Kerim hitap eder. Öyleyse bugünkü devirde bize de diyor ki ey kullarım siz de evlatlarınızı öldürmeyin. Bir öldürüyor muyuz? Öldürüyoruz ya. Ne yapıyoruz? Ana rahmindeyken katlediyoruz. Ben bu doğumu istemiyorum diyor baba. Yahut da anne. Neden? Benim iki tane çocuğum var zaten. Ben bunu nasıl bakacağım? Şimdi nehanu nerzukum ve iyyahum diyor başka ayet-i kerimede Allah-u Teala. Yani onların da sizin de rızkını biz veriyoruz. Şimdi ya efendim daha önce tedbirini alarak o çocuğun olmasına, oluşmasına mani olacaksın yahut da eğer artık o çocuk olmuşsa
artık ne diyeyim, ana rahminde o cenin oluşmuşsa, senin onu yok etme, imha etme, alma hakkın elinde yoktur. Allah sana bu imkanı vermemiştir. Evet. Öyle mi? Yani şimdi Allah verdiği canı başkasına almayı size vermiş mi? Veren Allah'tır, alacak olan da Allah'tır. Yani hakim mutlak, sahibi kainat, bütün mevcudatı da Rabbi olan Allah buna mukadderdir. Yoksa insanların böyle bir yetkisi yok, böyle bir hakkı yok. Şimdi geçiyoruz. Yani demek ki burada açlık korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Veyahut da kendi şeyiniz için, keyfiniz için, ben şimdi canım çocukla uğraşacağım filan gibi endişeyle çocuklarınızı öldürmeyin, aldırmayın. Yani ne deniyor onun adına? Kürtaj. Kürtaj. Kürtaj yapmaya kalkmayın gibi Rabbimiz bu asıl insanda uyarıyor. Ve bir ayet devamında وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ. Zinaya yaklaşmayın. Şimdi buraya kadar şimdi anlattıklarımızı bir özetleyelim. Allah'ı bir tanımak. İkincisi anaya babaya asi olmamak ve iyilik yapmak. Hoş davranmak, ihsanda bulunmak ve akrabaya taallukataya hakkını vermek ve çocukları öldürmemek. Açlık korkusunda çocukları öldürmemek. Bunlar nedir? Birer vecibedir. Ne vecibesidir bunlar? Ahlaki vecibe. Evet. Görevdir bunlar. Allah-u Teala'nın verdiği bir görevdir. Yani bunları yapma diyor Allah-u Teala. Sakınmak bizim vazifemizdir. Şimdi devamında böyle tekrar bir zina. Sakın yaklaşma. Zinaya yaklaşma diyor Allah-u Teala. İnnehu kâne fâhişe ve sâesebile. Çünkü diyor o kötü bir şeydir. Kötü bir fiildir. Kötü bir yoldur. Çok kötü bir yoldur. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Ömer Faruk Hocam. Çok ince bir nokta var burada. Zina yapmayın demiyor bakın. Yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın diyor. Peki buradaki ince nokta nedir? İnce nokta şudur. Bırakın zinaya yaklaşmayı. Onun semtinden bile geçmeyin. O yollara tevessül edecek yollara bulaşmayın. Yani yaklaşmayın. Gözle bakma, kulakla işitme, dille söyleme gibi böyle ona çekecek olan, sizi o yola götürecek olan bütün yollardan uzak durun demektir manası. Şöyle baktığımız vakit insanı kötüye, günaha sürükleyen yollar hep birbirlerine bağlantılı. Zincir. Yani zincir, böyle zincir. Halk halka bağlanıyor. Yani bir insanın kursağından haram geçiyorsa ne oluyor? İşte içki içiyor. İşte helal haram kazanıyorsa, helal kazancı yoksa ne oluyor? Onu içkide, kumarda harcıyor. Kötü yola gidiyor. İşte yani şimdi Rabbimizin istemediği her türlü kötülükle bulaşıyor. Yani biraz takva konusunda bahsettiğiniz konu takva konusudur aslında. Tabii haram lokma kazanç haram olduğunda haram lokma girer. Haram lokma girdiğinde beden haramla yoğrulur. Güç kuvvet haramla güç meydana gelir. Derken o güç kuvvet haram işlemeye başlar. Derken filan büyük şeyler yapılabilir mi? Allah korusun. Allah muhafaza. O büyük günahlara bu şekilde tevessül ediliyor. Evet. Şimdi Hidayet Hocam sözlerimizi inşallah toparlayalım. Evet. Bir de tekrabu mahallel yetim buyuruyor burada. Ayet-i kerimede. Ve la tekrabu mahallel yetim. Bakın bu da çok önemli. Aynen bu zina konusunda olduğu gibi. Yani yetimin malına diyor yaklaşmayın. Yaklaşma. La tekrabu yaklaşmayın demektir. Ve la tekrabu mahallel yetim. Yetimin malına yaklaşmayın. Yani yemeğin o yemek zaten haram. Külliyen. Ama iyi işler yapacaksanız o zaman ihsanda bulunacaksanız yetime, yani öksüze o zaman yaklaşın, onu kullanın diyor. Şimdi o tamam ama siz onu kötü niyetle onun malını yani onun eline alma, götürme, bitirme, yetim nasılsa gücü yetmez gibi düşünmeyin, yaklaşmayın. İlla billeti hiye ahsen. Yani illa billeti hiye ahsen o ayrı.
Yani eğer iyi niyetle siz o yetim için bir şeyler alacaksanız, ona ikram edecekseniz tamam. Efendim ama öyle değilse siz onun malını almak, yemek, efendim onu mağdur etmek niyetiyle yapıyorsanız aman yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Efendim ve evul keyle izâ kiltum ve zinû bil kıstâsil müstakîm ilâ âkir. Yani diyor ki ölçü ve tartıyı dikkat edin. Yani ölçtüğünüz zaman iyi ölçün. Tarttığınız zaman da iyi tartın. Yani hak yemeyin, hak geçirmeyin. Harama tevessül etmeyin. Yani başkasının hakkına tecavüz etmeyin, harama tevessül etmeyin. Efendim daha velâ temşi fil ardı merahâ. Yeryüzünde gururla yürümeyin. Bakın ne oluyor? Bunlar bir vecibe. Gururlanmamak bir vecibe. Yetim malı yememek bir vecibe. Ziyaya yaklaşmamak bir vecibe. İyi ahlaklı olmanın yolları. Yolları, evet. Demek ki Müslüman bunları şey yaptığında, bu eğer yapmazsa ne olur? Yani mesela şimdi insan alçak gönüllü, mütevazı olmasa ne olur? Kibir olur, gurur olur. Bunun yerini doldurur. Ya Haman olur ya Firavun olur. Yani doldurur, evet. Bir şey doldurur. Tevazu giderse gurur, kibir doldurur. Efendim, cömertlik giderse cömertliğin yerine ne doldurur? Efendim, el sıkı el, ne bileyim? Bencillik. Bencillik. Cimrilik. Esas karşılığı o. Yani cimrilik doldurur. Bu cömertlik giderse kötü doldurur. Hastalıklar sirayet eder. Evet. Bakın, birisi güzel ahlak, birisi kötü ahlak. Cimrilik güzel ahlak, cömertlik güzel ahlak, cimrilik kötü ahlak. Efendim, ittika, korku, Allah'tan sakınma yoksa isyan vardır. Allah'tan korkmayan senedir. Neden bu böyle oldu, neden bu? Ya bu benim olmalıydı, onun hakkı değildi. Bak, isyan bunlar. Ya ayrı tarlanın yanında ben tarla var, adamın işte ekinleri güzel oldu, benim olmadı. İsyana bakın. Ya Allah verdi. Allah ona layık gördü, sana layık vermedi. Yani senin isyanından dolayı, kötü niyetinden dolayı. Efendim, ihlas gitmişse, ihlası yerden ne alır? İhlas yok. Efendim, riyakarlık alır. Riyakarlık, samimiyetsizlik. Samimiyetsizlik alır. İhlas yok. İhlas, samimiyetsizlik alır. Samimiyetsizlik alır. Efendim, teenni, orta yol yoksa, insanda itidal yoksa, orta yol yoksa, fevri şeyi varsa ne olur? Yani o an acelecek yaralır. Acelecek bir şeytan diyor mu Peygamberimiz? Teenniyle hareket edin, acelecek şeytandandır diyor. Yani o an demek ki her şeyin bir zıttı var. Başka tefekkür, düşünme, Allah'ı anma, efendim cenneti düşünme, cehennemi düşünme, böyle bir tefekkür etme deriz ya onu. Hala düşünmeyecekler mi onlar? Kur'an'da geçiyor. Efele yetefekkerun, efele tetefekkerun, efele tetefekkerun efendim gibi birçok ayet-i kerimede düşünmezler mi? Düşünmeyecek misiniz? Efele yâkulun, efele tâkulun. Akletmezler mi? Onlar akletmezler mi? Siz akıllanmaz mısınız? Gibi. Evet. Kur'an'da bahseder. Şimdi bunların hep böyle şeyi var. Tevazu şey varsa tefekkür varsa o güzel ahlak doldurur. Tefekkür giderse efendim o zaman düşüncesizlik, fikirsizlik ortaya çıkar. Evet hocam. Evet. Şimdi zannediyorum siz vakit tamam diyorsunuz. Size de bir ilahi için bir fasıl bırakalım inşallah. Allah razı olsun. Şimdi dörtlük de benim hoşuma giden bir mana ifade ediyor. Yani bu işin sonu ne olacak gibi ben onu bir paylaşmak istiyorum. Tabii yani şimdi bunu şundan dolayı yani şimdi bu toplumdaki bizim bugünkü toplumumuzdaki olan hadiselerin sonu ne olacak? Yani yalan, gıybet, dedikodu, riyakarlık, isyan, saygısızlık, büyüye saygı yok, hastaya saygı yok. Efendim, yaşlıya saygı yok, şuna yok, bunu yok. Yani ne bileyim, böyle toplumda bir dejenerasyon var, bir bozulmaya doğru gitme var. İnsanoğlunda bir öfke hali var. Evet, külüsü değil, tamamı değil. Ama yalnız çoğunluk itibariyle bunları görüyoruz. Yani hak hukuk gözetmemeyi görüyoruz, yetim hakkının yendiğini görüyoruz. Efendim, kul hakkını tecavüz edildiğini görüyoruz.
Yani insanların birbirine karşı samimiyetsiz olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu hocam evet. Atomu parçaladı evet. Ama ön yargıyı, insanlardaki ön yargıyı parçalayamadı. Evet, evet. Öyle yani, bir durum var. Evet, şimdi bununla ilgili zamanında ben ismini bilemediğim bir şairimiz söylemiş. Sizler de hocalar olarak bunu ilahilerinizde söylüyorsunuz. Sizin bildiğiniz bir şey. Diyor ki bu günahkar gidişin bilmem sonu ne olacak? Son demi bilmem ne olacak? Yani bu günahkar gidişin son demi bilmem ne olacak? Yani sonu yani aynı şey. Son demi ne olacak? Ne olacak? Efendim dolacak gelecek bir gün ecel kase-i ömrün dolacak. Yani ömür kasesi dolacak. Bitecek. Bitince artık ne olacak? Ecel gelmiştir. Ahirete göç vardır. Daha sonra ne vardır? Yevme la yenfe'uza rahın. Kişi rahın bulacak. Bulacak. Ha, kişi rahın bulacak. Yevme la yenfe'u nedir? Yevme la yenfe'uza fayda vermeyen. Yani annenin, babanın, kardeşin, zenginliğin, şöhretin, çevrenin, hiçbir şeyin fayda vermediği ki ancak kişinin salih amellerinin, güzel ahlakının fayda verdiği gün. Değil mi? Evet hocam. O gün. Yani yevme la yenfe'uza her kişi rahın bulacak. Eğer güzel ahlak ile gitmişse taltif görecek. Efendim kötü ahlak ile gitmişse de onun karşılığı neyse onu görecek. Eyvallah hocam. Teşekkür evet. ediyorum. Ve sonunda söyleyeyim. Aman ey kâni kerem yok elinden tutacak. O gün artık bizim elimizden tutacak olan kimdir? Allah Resulü sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnşallah. Rabbimiz onun şefaatine nail olsun diyerek sözlerimizi noktalayalım inşallah. Hocam bu nezih sohbetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu kıymetli bilgilerinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Ekran başındaki bizleri izleyen, dinleyen kıymetli dostlarımız da tabii ki en güzel bir şekilde istifade etmişlerdir. Allah i̇nşallah, razı olsun. İnşallah. Kıymetli dostlar, Müftülük Saati programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşuncaya değin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sözümüz, özümüz, duamız bir olsun duasıyla son bir ilahiyle, kısa bir ilahiyle programımızı sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hüda Rabbim, Nebim Hakk'a Muhammed'dir Resulullah, hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah, Rahman Allah. Halim Allah.